Selam arkadaşlar, canlar, ciğerler. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Ben bugün dedim sonunda bir dışarı çıkayım artık. Bugün pazar, 4'te kapanıyor her yer. Kapanmadan önce gideyim, ufak tefek ihtiyaçlarım var, onları alacağım. Ondan sonra eve geleceğim artık, yemek memek tantanası. Arabamı kaç gündür sürmüyorum. Örümcek hep bağlanmış camların önü. Arabamın içi de kirli. Bugün denize gittik ya. Hep kum olmuş araba ama özlemde enerji olmadığı için hiçbir şey yapmıyor, temizlemiyor. Hadi bakalım gidelim. Bugün hava güzel, sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Gamze da çıkacak. O ayrı çıkacak, ben ayrı çıkacağım. Arabayı çoktandır kullanmıyorum, frenlerden ses geliyor. Aslında bir frenlerime baktırmam lazım da. İşte. Bugün pazara gideceğim demiştim size ama o pazar o pazar değilmiş. Benim dediğim pazar değilmiş. Bu farklı şeyler satıyorlar. O yüzden gitmedim yani. Şimdi şeye gideceğim işte. Bir iki market var. Oraya bir uğrayacağım. Ondan sonra bakacağız artık. 4'e kadar hangisine yetişirsek. Aslında gene böyle bir piknik, bir deniz havası ama plan yapmadığımız için bir yere gidemiyoruz. Zaten hiç şeyim de yok yani. Camlara çıkmışım, hiç piknik, eğlence şeyim de yok, enerjim de yok yani. Ama hava çok güzel. Bugün açılışımızı yaptık. Bugün pazar, biliyorsunuz resmi tatil. Benim resmi tatiller biraz uzadı ama arada bir olur böyle işte. Resmi tatillerim uzadı, o yüzden videoda montajlamıyorum. Çekmişim ama hala editlemedim, paylaşmadım. Yarın daha önceki, yani pazartesi günü daha önce çektiğim videoları paylaşacağım inşallah. Bugün bu pazar gününkininki de herhalde salı günü gelir. Öyle biraz günlerimiz karıştı bu aralar. İnşallah trafik yoktur. Ben range'e geldim yine. O yağdanlığı altına almak için bir şeyler aldım. O beğendiğim kabak vardı ya, seramik. Onu aldım. Seramik mi, porselen mi? Onu aldım. Şimdi Satya bir şey sormuştu. Onu arıyorum. Bakayım bulabilirsem. Bulabilirsem onu alacağım. Bebeğim. Müzik de çalıyor ama şey istiyordu, yatak şeyi böyle geçirmek için. Bakayım, inşallah yağdanlık altı kalmıştır. Benim şansım hep tükeniyor ya. Aynen. Aynen, o da kalmamış. Benim tava meselesine döndü diyecektim ki iki tane kalmış. Burada. Ya, bunu alıyorum. Bakalım başka indirim var mı? O Satya'nın istediğinden bulamadım ya.
Böyle hani yatak minderini komple geçiriyorsunuz ya, koruyucu fermuarla. Onlardan bakıyorum ama burası perde bölümü. Bir de şuralara bakayım bir. Burada değildir. Yine de belli olmaz, bir bakayım. Yastık duyuyor. Yok maalesef. Şuralarda bir bakalım, gidelim. Şu halı güzelmiş sanki. Değil mi? O güzelmiş. Şurada sade grisi de var. Ama bunlar küçük tabii ki benim salona da. Şimdi almam zaten. Yerleri yaptıracağım zaman alırım. Güzel güzel şeyler vardır Range'de. Canım Range. Ben seni çok pahalı bir yer sanıyordum. Vallahi hiç gelmiyordum ama değilmişsin yani. Öyle korktuğum kadar değilsin. Sen de benim favori mağazalarımın içine girmişsindir artık. Şu geçen bir tane şey almıştım, bardak. Onun bakayım yedeği var mı? Yedek varsa bir tane daha alacağım. Bakalım bakalım bakalım. Düzgün bir su bardağına ihtiyacım var ama şöyle dörtlü veya altılı. Şunlar güzel, fena değil. 1,65. Göstermiştim size de, işte kararsızım. 1,65, 4, 6 tane alsam 3, 4, 5 tane varmış bunda da zaten. Yok, benim bardağın yedeği yok maalesef. Şunun büyüğü de hatırlıyorsanız. Arkadaşlar, şimdi benim o yukarıdaki pencerem var ya, oraya bir store bakayım dedim. Şunu beğendim. Düz beyaz. Şunlar da hoşuma gitti. Gri. Ama bunu hatırlamıyorum. Ben odama, bir de Gamze'nin odasına bu renk mi aldım? Yoksa böyle sarıya çalan bir renk mi aldım? Hatırlamıyorum. Bence yoktu bundan diye. Ölçüleri ondan aldım diye hatırlıyorum. Onlar indirimdeydi. Diyorum şöyle bir şey alayım. Gündüz açarız, akşam kapatırız diye. Fiyatını da göremiyorum valla. Şuraya mecbur koyacağım. Keşke öbür sepetten alsaydım. Bu doldu. Neyse, elimde tutayım. Kamerayı telefonun şeyime koyayım, çantama. Başka da pek yok yani. Zebra yok burada ya. Bizim Türk perdesinde. Bakayım bu nasıl. Ay. Şunlar da var düz. 14,99. İnşallah takabilirim. Sanki bu daha iyi, bilmiyorum. Hadi gidelim. Şimdi farklı bir mağazaya geldim. Aslında YouTube'a çekmeyecektim bunu. Instagram'a çektim, paylaştım ama size de bir göstereyim dedim. Bir çorba makinesi var. Şu. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu, gördünüz mü? Farklı markalarda da oluyor. Bu çorba makinesinden benim bir tane hastamda vardı. Acayip güzel bir şey. Mercimeği koyuyorsunuz mesela, içine soğanlı her şeyi koyuyorsunuz.
Ondan sonra ayarlarını yapıyorsunuz. O pişiriyor, blenderdan geçiriyor, hazır hale getiriyor. Veya diyelim pırasalı, patatesli, ne bileyim sebzeli bir çorba yapıyorsunuz. Malzemelerini atıyorsunuz, o pişiriyor. Blenderdan geçiriyor, inceltiyor. İsterseniz onun ayarları da var. Nasıl kalınlıkta istiyorsanız. Onlardan ayarlıyorsunuz, pişiriyor sonra. Düdüğü ötüyor, size haber veriyor. Bakın smoothie, chunky diyor burada, görüyor musunuz? Parçalıyor, smoothie gibi yapıyor işte. Çorba yapılıyormuş, cheese yapılıyormuş. Bir tane hastamda kullanmıştım onu, sürekli bunda çorba yapıyordum. Çok hoşuna gidiyordu. Ben de ilk defa o hastamda görmüştüm işte. Hani demişler, derler ya, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ben de bilmiyordum, görmemiştim valla. Ama o hastam sayesinde gördüm. Rahmetli oldu zaten o hastam. Keşke makinasını bana verselerdi bari. Vallahi. Gerçi akrabaları ben o kadar çalıştığım sürece hiç gelmediler, sormadılar, etmediler. Adam öldükten sonra ortaya çıktılar. Maalesef yurt dışında da öyle bir şey var işte. Bir de şunu göstereyim size. Şu da bir elektrikli tencere. Ocağımın olmadığı zamanlar hep yemeğimi bunda yapıyordum. Bu da güzel. Biraz hızlı pişiriyor. Sadece dikkat etmeniz lazım. Bende bundan var. Kullandım yani. Ocağımın olmadığı zamanlar. Bu eve ilk taşındığımda, yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar. Şöyle bakınıyorum, geziniyorum. Ne almaya geldim buraya? Buraya şey için geldim. Şu mangalda pişirmek için ızgara var ya, şeyle, kelepçeli. Onlardan alacağım. Şöyle yağmur mağmur, kış gelmeden önce illaki bir mangal yaparım yine. Öbür türlü zor oluyor çünkü. Bu kahve makinalarından bende var. Bir tane hastam vermişti. Kullanıyorum ama bir şeyi hoşuma gitmiyor. Süt tozu oldu. Süt şeyi böyle kokusu geldiği zaman sütüm ben rahatsız oluyorum. İçemiyorum o zaman. Onda da öyle bir koku vardı diye koymuşum kenara. Merdivenin altında yani. İşte arkadaşlar, Noel hazırlıkları başlamış bile bakın. Getirmişler hediyelik eşyaları. Daha biz hangi aydayız? Ağustos'tayız. Şimdiden Noel hazırlıkları başlamış. Bakalım indirim varsa değerlendirelim bari, sezon bitiyor diye. Bunlar da piknik malzemeleri. İkeliye inmişler ama bence yine pahalı. Şöyle 1.99 1 pound olsa. Ay, ben Temu'dan birkaç bir şey ekledim, sepete koydum da. İşte dekordur, süstür, böyle ufak tefek ıvır zıvırlar. Daha onaylamamışım. Günler sonra dışarı çıktım, iyi geldi biraz hava almak. Pazar olmasaydı iyiydi. Pazar günlerini hiç sevmiyorum çünkü. Erkenden kapanıyor diye her yer. Ancak çıkıyoruz. Gerçi Gamze'yi bekleseydim, Gamze o ayrı çıktı. Gamze'yi bekleseydik herhalde 3.30-4 gibi ancak 10 dakika kala dükkanların yetişirdik. Ben ayrı çıktım, o ayrı, kafasına göre takılsın. Ve kendimi göstereyim. Arada bir bazen ihmal ediyorum. Kendimi göstermiyorum. Sadece başka yerleri çekiyorum. Arkadaşlar sistem ediyorlar. Kendimi de çekeyim dedim. Beni de görün. Biraz sizin için kalem malem de sürdüm. Ruj sürdüm. Bakımlı çıkayım diye. Çünkü kaç gündür evde paspal paspal geziyordum. Maalesef. Öyle işte. Şunları göstereyim. Bundan bende var. Acaba bir daha alsam mı?
organize için böyle dolapların içine. Ya ben dolaplarımın içine düzelmesi lazım. Of of. Ya biliyor musunuz niye ben bir de çok böyle stresteyim arkadaşlar? Yani takmak istemiyorum kafaya ama evim daha istediğim gibi yerleştirip düzen oturtamadığım için de ben biraz stres yapıyorum. Evi de anık gördüğüm zaman da onu ayrı bir stres yapıyorum. O yüzden de böyleyim yani. Böyle her şey yerli yerinde olsa, bir düzenimi oturtabilsem biraz rahatlayacağım. Evi öyle gördüğüm zaman bir şey de yapamıyorum. Yaptığım iş de belli olmuyor. O yüzden daha çok strese giriyorum. Belki de o yüzden böyleyim, bilmiyorum. Hani bir düzen oturtsam eve, her şeyin yeri belli olsa, o zaman dediğim gibi daha rahat edeceğim diye düşünüyorum. Ama şimdi banyoyu bir kafama takıyorum. Bir oturma odasını kafama takıyorum. Yatak odasını kafama takıyorum. Yani Allah'ıma bin şükür, çok şükür. Allah bin kere razı olsun İngiliz devletinden. Hani belediye evini verdi. Ondan sonra yardım veriyor. İnşallah belli bir süre o yardımı alacağım zaten. Ondan sonra işe başlayacağım. Rabbim nasip ederse, şu sağlığım biraz daha düzelirse sonra işe döneceğim. Ama işte hani her şeye yetişemiyorsun. Bazen böyle kadın başına bazı işlerin altından kalkamıyorsun. Tanıdığın kimse yok, gelsin yapsın, birini tutsan bir sürü para. Hani bazı işler erkek işleri. Ben tamam ben yapıyorum çok şükür her şeyi ama bazı işler erkek işleri. O yüzden böyle bazen işte strese giriyorum. Kendi kabuğuma çekiliyorum. Ama yine de çok şükür, gene huzurluyum, mutluyum. Dediğim gibi Allah'ıma bin şükür halime. Gene de şikayet etmiyorum. Bu sadece ben kendim kafama taktığım için yani. Yoksa belki başkası olsa bu kadar kafasına takmaz ama ben takıyorum işte. Takmayayım diyorum ama takıyorum gene illaki. Vallahi aradığım şeyi de bulamıyorum. Şu aynalar da çok güzelmiş, bilmiyorum. Ayşe'nin orada bir yenem yok. Ayşe'ye şu siyah aynalardan alsam mı? Dekor için. Fiyatı da uygunmuş. Asar ama nereye asar? Bilmiyorum ki. Aa, üstüme bir şey dökmüşüm. Ne dökmüşüm? Tüh. Bir şey dökmüşüm. Mini mouse'lu tişörtümü giydim bugün. Çoktandır giymiyordum. Çekmecede duruyordu. Öyle işte arkadaşlar. Bazen işte böyle olduğum zaman da maalesef kanalımı da aksatıyorum, yalan değil, kusura bakmayın. Yani ben de istemem aksatayım, düzenli video paylaşayım. Her zaman sizler için farklı farklı içerikler bulayım, paylaşayım. Ama işte olmuyor, sonuçta ben de etten kemikten yaratılmış bir varlığım. Buralara pek... Bu bölüme pek gelmiyorum. Bir bakayım burada ne var. Şunlar. Ay, müzik çalmalıyım. Şunlar da güzelmiş. Ya banyoya işte bir tane bir şeyler istiyorum. O camın önünde hep kremler, muremler var biliyor musunuz? İşte işte bakım setleri, bakım şeyleri hep var. Ben de ortalıkta öyle görünürde bir şey istemiyorum. Aslında böyle bir kapalı dolap gibi bir şey istiyorum. Onun hepsini onun içine tıkayayım. Ben de şey yapayım. O mesela camın önüne böyle süs dekoratif bir şeyler koyayım diyorum. Ama işte olmuyor. Olmuyor. Yani dolap alsam oraya sığmayacak. Banyom çünkü banyomun yeri çok düzensiz. Sığmıyorlar. O yüzden bilmiyorum. Bakın mesela böyle bir şey var ama. Böyle bir şey var ama bu nasıl olur acaba? Bu nasıl yetmez ki zaten.
Bir de bunu mecbur ortaya bir yere koyacaksın. Gene görünecek. Ben işte dediğim gibi görünsün istemiyorum. Şunlar da dönenlerden galiba. Sekiz parmış. Eve geldim ben. Şu ön bahçemin buralarında gene böyle yabani otlar falan çıkmıştı. Dedim onları da temizleyeyim. Şimdi onları yoluyorum. Şöyle koydum bazılarını. Burayı temizleyeyim çünkü kış gelirse zor olur temizlemek. Böyle makasla getirdim. Komşum da pencereden çaktırmadan bana bakıyor diye. Onu görmüyorum sanıyor ama görüyorum. Gene işte konuşmuyor benimle. Gene kendini eve kapatmış. Heyheyler üstünde. Hadi şunları bir halledeyim. Şurada da var daha. Görüyor musunuz? Taşların içinden bile çıkıyorlar. Bunları bir temizleyeyim. Hiç üstümü de değiştirmedim valla. Aslında üstümü değiştirseydim. Aldıklarım da burada. Şunları halledeyim, sonra size onu da göstereceğim. Evet, temizledim buraları. Otları motları alabildiğim kadar attım. Bunlar maalesef çıkmıyor kızlar. Kökleri sağlam. Bir de kedi mi pislemiş, köpek mi pislemiş, leş gibi kokuyor. Aldım bazılarını ama bilmiyorum. Öyle tertemiz oldu. Buraları hep temizledim. Camları silemedim. Camlarım değişecek ya. Eylül'ün 4'ünde geleceklermiş. Bakalım artık. Şuraya da bir süpürge vurayım. Şu kapıyı kapatayım önce. Şuraya bir süpürge vurayım. Benimki bakıyor bana. Camın arkasından mahallenin muhtarı. Dur bakalım bugün ne şey çıkaracak. Laf çıkaracak. Beni strese sokacak. Şurada süpürgem olacaktı. Daha bunlar temizlenecek. Bir perdeyi kapatıyor, bir açıyor. Perdenin arkasından bana bakıyor. Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin. Bu paspası da o vermişti bana. Allah'tan bunu geri istemedi ya da gelip almadı. Evet, bahçeyi hallettim sayılır, daha var da yani. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Hatırlıyorsanız geçen gittim ya, fiyatı yoktu, kararsız kaldım, alayım mı almayayım mı. 5.99'du, fazla yoktu. Fazla olsaydı belki almazdım çünkü muhtemelen Cadılar Bayramı'ndan sonra indirime girebilirdi ama gireceği bir pound bir şey olabilirdi yani, belki de hiç girmezdi. Çünkü bu Cadılar Bayramı harici de insan kullanabilir. İki tane bundan aldım. Belki birini Gamze'ye, birini bana bırakabilirim. Belli olmaz. Belki ikisi Gamze'ye. Kendime başka alırım. Bilmiyorum. Şimdilik bir Gamze gelsin bakalım ne diyecek. İki tane bundan aldım. Yalnız bu bulaşık makinesine, mikrodalgaya falan girmiyor. Elde yıkanılacak. Böyle. İçe fazla derin değil. Ama illaki insan mutfakta değerlendirebilir bunu. Dekor için bile insan koyabilir yani içine, böyle ne bileyim şekerdir, ıvır zıvırdır bir şeyler insan koyabilir yani dekor amaçlı. Benim çok hoşuma gitti. Siyahı da vardı, siyahı daha küçüktü ama bu hoşuma gitti. Bir de şu tepsiyi geçen sefer beğenmiştim hatırlıyorsanız arkadaşlar, ayaklı. Bunu da bilmiyorum nasıl değerlendiririm ama çok hoşuma gitti.
almak istedim. Bir şey uydururum herhalde. Bir şeyler koyabilirim. Ne bileyim. Bakayım ya mutfakta ya salonda ya bir yerde değerlendiririm. Tepsi olarak bile kullanabilirim aslında servis sunum tepsisi olarak. Ne bileyim öyle düşündüm. Sonunda şeyi buldum. Bambulu yağdanlığı. Şimdi onu da beraber koyarız olmazsa bir bakalım nasıl duruyor. İki tane kalmıştı korktum bitmiştir diye. Şöyle mangal için maşalarım falan yoktu. Ondan aldım. Bu da indirime girmişti. 1,49 falan. Ya 1,49'du ya 1,99'du. Bir dakika bakayım faturaya. Aynen 1,99'muş. Sonracığıma. Tencereler 5,99. Şu tepsi 4,99. Bazı arkadaşlar fiyat da istiyor da alışveriş aldıklarımın. Sonra tuvalet kağıdı almıştım. O 2,49. Bu bambulu yağdanlık da 3,99 arkadaşlar. Bir de şey aldım. O ara pencereye de perde aldım. Onu göstermiştim zaten size. İnşallah olur olmazsa mecbur geri vereceğim. Ben çok beğendim bunları. Çok tatlılar. Ha şunları söylemedim ya. Bir de bunları aldım arkadaşlar. Kavanoz bu çayımı falan koymaya kavanozlarım az maalesef. İşte bazı eşyalarım var. Onlar böyle hala torbalarında duruyor. Bunları bir yıkayayım. Çayımı, kuru çayımı buna koyayım. Kuru nanem ve kekiğim var. Onlar hala torbalarda. Bak. Onlara kavanoz uyduramadım. Şöyle bakın hala torbada. Bunları da buna koyacağım. Toplu olsun dolabın içinde. İki tane aldım. Tanesi 2 pound'tu. İndirimdeydi. Bu büyükleri de 3 pound'tu. Bakayım olmazsa bir yerleştirebilirsem yerleştireyim eşyaları. Ondan sonra bakacağım. Lazım olursa tekrar gidip alırım. Ama ben zaten Temu'dan bir dakika bekleyin. Şu ekran resmini alayım. Şey için kapak resmi için. Kendime göstereyim. Ter içinde kaldım görüyorsunuz. Peçete nerede? Ben zaten Temu'dan bir tane şey sipariş verdim. 15'li mi 20'li mi bir set sipariş verdim. O daha gelmedi ama onu bekliyorum gelmesini. Bakalım ne zaman gelecek. Bir durumu çekeyim şöyle. O çünkü paket ağır olduğu için şey olarak gelecek. Postaneyle gelecek. Herhalde Eylül'e kadar inşallah gelir. Gelmezse çünkü Temu'da bir özellik var. Dedikleri tarihte siparişiniz gelmediği zaman size 4 pound şey veriyor. Kupon veriyor. Öyle söyleyeyim. Eğer gelmezse 4 pound koyacaklar hesaba. Ama şimdiye kadar hiç olmadı yani. Zamanında verdiler, gönderdiler. Zamanında gönderdiler şeylerin mallarını. Öbür hani hatırlıyorsanız bir Temu alışverişi yapmıştım ya. Aynı anda sipariş verdim fakat işte o ağır olduğu için onu başka türlü gönderiyorlarmış. Bekliyorum bakalım artık ne zaman gelir. Ya onu beklerim. O plastik ama cam değil maalesef. Çünkü dolabımın içinde torbalarda bir sürü daha böyle kuru baklagillerim var. İşte şehriyemdir, pirincimdir, ne bileyim. Bazı şeyler böyle hala torbanın içinde ve kabım yok onları şey yapmaya, koymaya. O yüzden Temu'dan sipariş verdim ki dolabımın içine düzelteyim arkadaşlar. Çünkü çok dağınıklar işte. Organize olması lazım. Öyle. Ben de gidip bir kahve içeyim. Ondan sonra bunu göstermedim. Durun. Heh, bir de şu testereyi aldım. Bunu koltuğun üstüne koymuşum. Bir de şu testereyi aldım. Bakayım bunu deneyeceğim. Fiyatı uygundu. Eğer iyiyse bundan memnun kalırsam tutarım. Yoksa şey yaparım. Geri veririm. Faturasını tuttum. Böyle resimleri var işte. Neleri kesebiliyor diye. Bakın. Demire kadar kesiyormuş ki ya. Göreceğiz marifetini. Heh. Bunu aldım. Bu da 39 pound'tu. Bunu aldım. Artık
Bilmiyorum. 400 voltlukmuş. Şansımı deneyeceğim artık arkadaşlar. Heh, bunu göstermeyi unuttum. Bir de perde de bu. Bunu aldım. Düz beyaz. Şu yukarıki camım var ya oraya. Çiçeğim de kurumuş bu arada. Tatile gittiğimde maalesef su verilmediği için kurumuş. Aslında komşuma bıraksaydım iyi olacaktı ama şu araya aldım bunu. Bakayım takabilirsem. Bunu da takacağım. Çünkü açık olduğu zaman camlar ben rahat edemiyorum. Sanki 24 saat birisi beni gözetliyormuş gibi geliyor. Gerçi gözetliyor da 24 saat birileri beni. Malum komşu. Ama Allah'tan o taraftan görünmüyor. Onun evi tam benim evim karşısında. Hadi bakalım. Ben gideyim kahvemi içeyim. Olmazsa şöyle bahçemde gene hasırımı sereyim. Hasırımı yıkadım. Şöyle bakın, hasırımı yıkadım. Serdim gündüz. Olmazsa sererim böyle. Gerçi burası da güneşmiş. Bir de güneş çarpmasın bana. Otururum bir çay kahve keyfi yaparım. İşim fazla yok. Yemek olarak da söğülme düşünüyorum. Söğülme biliyor musunuz bilmiyorum. Daha önce yaptım mı acaba ben videolarımda? Patlıcan közlüyorsunuz. İçine patlıcanı soyup şey yapıyorsunuz. Sarımsak, biraz yağ, isterseniz biber, közlenmiş biber de koyabiliyorsunuz. Onunla karıştırıp yiyorsunuz. Yanına da taze nane, müthiş oluyor. Söğülme. Diğer ismiyle babaganuç. Babaganuç diyorlar galiba. Öyle mi kız? Bir ismi daha var ama aklıma gelmiyor. Bilmiyorum. İşte yaparsam gösteririm size. Bakalım artık. Planda bir değişiklik olmazsa. Hadi bakalım. Ben gidip üstümü değiştireceğim. Size mini mouse'ımı da gösterdim. Bak şöyle göstereyim size. Mini mouse'ın ablaları bakın. Çok seviyorum vallahi. Gamze o gün kendine bir tane şey almıştı. Güya bırakacağım. Gamze kendine o gün bir tane defter almış. Defter de şeyli, Hello Kitty'li. Hello Kitty'yi ben de çok seviyorum. Hello Kitty'li Gamze'ye diyorum ki fiyatı biraz pahalıydı ya, o yüzden almasın diye. Gamze'ye diyorum ki bu nedir? Bunu niye alıyorsun? Çocuk musun sen diyorum. Çocukça şeyler alıyorsun. Böyle bana baktı. Dedi. Hı, anne bunu sen mi bana söylüyorsun? Sen çocuk musun dedi. Mini mouse'ları seviyorsun. Onları giyiyorsun dedi. Öyle deyince fermuarı çektim. Kız haklı yani, ben 40 küsur yaşında kadın bunları seviyorum. Yani o da ona sevmiş, almış. Öyle. Hadi. Kapatayım artık ya. Değil mi? Şu üstümü değiştireyim. Sonra inşallah açabilirsem açarım. Şunu da son kez söyleyeyim. Bunu daha takmadım valla. Bu aralar hani böyle şeyim üstümdeydi ya. Hiçbir şey yapmadım. Bunu takamadım. Bakayım. Şöyle birisi gelse, baba yiğit böyle iş seven yapan bir arkadaş, neredesiniz? Gelse baya bir gaza getirse, beraber yapsak fıstık gibi olacak ama yok. Destek lazım. Hadi bakalım canlar. Arkadaşlar maalesef bu bambu olmadı. Yağdanlıklar sığmıyor, sallanıyorlar. Bakın tam oturmuyor içine. Şöyle göstereyim. Bakın sallanıyor. Ben de ne yaptım? Buraya koydum. Başka çare kalmadı. Sizce nasıl olmuş? Burada iyi olmuş mu? Bunu da dedim böyle sunumluk yaparım işte, kahve fincanı, su bardağı falan böyle. Bakın. Mesela şöyle. Şöyle bir şey yapabilirim diye bırakacağım. Çünkü açtım kabı, geri de götürüp veremeyeceğim. Bu da böyle oldu valla. Ne yapalım? Evdeki hesap çarşıya uymadı. Nasıl oldu sizce? Güzel oldu mu böyle?
Yani yok olmadı derseniz çıkarayım bari. Çünkü ha, not mu attı? Bizimki gene bizi rahatsız etmeye başladı. Ben size bugün ne dedim? Bahçeyi temizlerken dedim ki bu paspası da verdi. Onu dedim çoktandır sesi çıkmıyor dedim. Bugün sesi çıkar dedim. Bugün paspası da geri isterse dedim şaşırmayın. Ne acep istemedi diye söylemiştim. Şimdi geldi paspasını da aldı götürdü. Bir tane de liste yapmış bana ne vermişse diye. Hani bahçem için sıvılar falan verdi ya. Onları geri istiyormuş. Liste yapmış. Ben onu televizyonu tamir etmemişim diye. Kapıyı kapatırken de ırkçılık yaptı bana. İngilizce konuş dedi. Küfürlük bir şey söyledi. Küfürlü bir şey söyledi. Kapıyı kapattı. Ver listeyi Gamze. Böyle bir liste yazmış bana ne vermiş diye, tamam mı? Neymiş? Televizyonunu yapmamışım diye. Dur bakayım Jody nerede? Jody diye söyleyeyim. Hele Biz polisi arayabilir miyiz? Jody diye Ben söyleyeyim. Biz polisi mi arasak? Bununla baş edemiyoruz. Yani bunu komşum bir arayayım. Evet, nerede kalmıştık? Kağıtlara bak. Etrafı darmadağınık ettim. Vallahi arkadaşlar bunu yapmak istemiyordum ama beni mecbur bıraktı. Yan komşumla polisi aradık maalesef. Yan komşum zaten polise şikayet etmiş. Uzaklaştırma cezası vermişler ona. Kapısının önüne yaklaşamayacak, çöpünü elleyemeyecek, bahçesine giremeyecek, selam dahi vermeyecek. Yasaklanmış. Eğer yaparsa tutuklanacakmış. Ama sanmıyorum tutuklansın. Onu muhtemelen ya bakım evine ya da şeye götürürler. Hastaneye götürürler. Şimdi herhalde benim için de öyle bir şey yaparlar. Biz de şikayet ettik. Komşum her şeyi anlattı zaten. Benden önce zaten olan bitenler bu. Yani benden önceki kalan kadına neler neler yapmış. Kadın anlattı da şok içinde kaldım. Neler yapmış yani ona. Ondan sonra şimdi de ben idare ettim, alttan aldım, yaşlıdır, ihtiyardır, hastadır diye. Ama sonu gelmiyor. Bugün ırkçılık da yaptı bana. Daha önce de yapmıştı. Göz yummuştum. Ben hani size söylemiyorum diyorum ya her şeyi. Daha önce de ırkçılık yapmıştı bana. Ama ben hani hasta diye hep idare ettim. Çünkü bir gün iyi bir gün kötü oluyor ya. İdare ettim. Ama artık daha fazla çekemem. Çünkü dediğim gibi ben bu şehre, ben bu eve taşındım. Eski stresimi, eski yaşantımı geride bırakmak için yeni bir hayata başladım burada ve artık böyle sorunlar yaşamak istemiyorum. Aynı sorunlar. O yüzden mecbur kaldım. Polise şikayet ettim. Şimdi bana yazdığı bütün mektupları böyle anık oldu tabii. Yere de döküldüler. Bana yazdığı bütün mektupları çıkaracağım. Bana yazdığı mesajları, şeyleri, kamera görüntülerini. Şimdi mektup kameramdan, kapımın kamerasında zil çekti zaten her şeyi. Mektubu atarken, hakaret ederken hepsini çekti. Ben de videoya çektim. Telefon elimdeydi o sırada. Video yapıyordum hatırlıyorsanız. onları da çektim. Göstereceğim polise. Daha bugün videoda dedim ya işte paspası Nacep almadı. Aldı paspası da götürdü. Bana verdiği eşyaları istiyormuş. Niye ki ben onun televizyonunu tamir etmemişim? Gittim 2-3 kere olmadı. Ben teknik servis değilim dediğim gibi. Yani size mi söyledim, komşuya mı söyledim bilmiyorum. Aynı şeyleri de tekrarlayıp duruyorum ama yani ben teknik servis değilim. Ben yapabileceğim kadarını yaparım. Fazla bir şey yapamam. Niye televizyonu tamir etmemişim diye sana verdiğim şeyleri geri ver diyor bana. Ya Allah ya sabır. Neyse. Bakalım polis gelecekmiş 9.30'dan sonra. Ben videoma döneyim. Şunu göstereyim. Bu bambumu, tepsimi böyle kullanabilirim arkadaşlar. Bunu da böyle mecbur yaptım dediğim gibi. Bakalım artık. Güzel oldu mu böyle bilmiyorum. Bunlar daha burada. Bunlar çok hoşuma gitti. Birini Gamze'ye, birini bana işte. Gamze'ye sordum da. Dedim ikisini mi istiyorsun, birini mi? Dedi fark etmez. Ondan sonra dedi bunda yemek falan pişmez dedim. Yok yemek pişmiyor. Bu dekor için.
Dedi birini sen al birini ben. İyi öyle yaparız artık. Şimdi bulaşık makinesini boşaltayım. Bunları da atayım içine güzelce bir yıkansın. Ondan sonracığıma şuraları bir yerleştireyim. Şu mektubu bir bulayım. Polise hazırlayayım. Ondan sonra karnımı doyurayım. Mercimek çorbam var benim zaten. Mercimek çorbasını içeceğim. Öyle. Hadi bakalım. Ertesi günden selam canlar arkadaşlar. Dün akşam demiştim size polis gelirse işte ne oldu ne bitti haber vereceğim diye. Dün akşam maalesef polis gelmedi. Çok yoğunlarmış. Olaylar molaylar varmış. Bir iki kere saat 10'da geleceklerdi. Gelemediler. Aradılar. 12'yi aktardılar. Sonra 12'de de aradılar gelemiyoruz diye. Hani başka ne zaman müsaitsin diye. Dedim ben geç yatıyorum. Sabah 4'e 5'e kadar yolu var ama. Eğer dedi hani olmazsa dedi yarın kaçta olur. Dedim yarın öğleden sonra olsun dedim. Hani geç yatarsam kalkamam sabah. O yüzden sabah demedim. Öğleden sonra dedim. Ben saat 10.30 11'de kalktım yine de. Geç yattım çünkü. Ondan sonra acaba yani bakalım bugün sözde güya gelecekler. Gelirlerse haber vereceğim size. Dediğim gibi ne oldu ne bitti ne işlem uygulandı. Bunları size bildireceğim. Ben videomu burada kapatayım. Yarın yeni bir video olmazsa başlatırım. Çünkü zaten çok uzun olacak bu sefer. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim ne duanız ne muradınız varsa kabul etsin inşallah. Dediğim gibi öbür polis sonuçlarını bir dahaki videoda açıklarım size.